Artık vatandaşlar itfaiye, jandarma ve polise ulaşmak için sadece 112 numarasını çevirecekler. Acil numaraların tek numarada birleşmesi nedeniyle ve 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında Ordu Valisi Tuncay Soner, Ceren Özdemir Meydanı'nda açılan 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD standını ziyaret etti. Nasılsın? Kolay gelsin. Deprem olduğunda ne yapacağını biliyor musun? Nasıl yapıyorsun? Göster bakayım. Nasıl yapıyorsun? He. Peki bizimkiler de göstersin, doğru mu? Ben sağ altından yapıyorum. Doğru yapıyorsun. Sen göster. Bu şekilde. Ben oraya geçer misin? Pardon. Evet, deprem olduğunda sağlam bir yerden, sağlam bir yerden tutunmuş. Evet. Diyorum ki burada sağlam bir şey var. Masa olabilir, başka bir şey olabilir. Sağlam bir malzemenin yanına çok kapı üstün yaparak tasvetini getirmesini yapıyorum. Tamam, kızımız oyuncağı hak etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu güçle İçişleri Bakanlığımız 81 ilde ülkemizin her köşesinde bu yıl AFAD'la ilgili eğitim yılı olması sebebiyle farkındalıklar yapmaya karar verdi. Biliyorsunuz ülkemizde bazen istemesek de deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler oluyor. Ve bizim kamu kurumları olarak, vatandaşlarımız olarak, STK'lar olarak AFAD'a depreme, doğal felaketlere hazır olmamız lazım. Ordumuz da karınımızın ve ülkemizin en nadir yerlerinden bir tanesi. Maalesef bu bölgemizde de sel, heyelan gibi doğal afetler olmakta. Ülkemizde biliyorsunuz geçen yıl Elazığ'da, Malatya'da, bu yıl İzmir'de yine doğal afetler kapsamında komşumuz Giresun'da afetler yaşadık. Biz iş başa düştükten sonra değil de afet öncesi neler yapabiliriz? Mesela deprem olduğu zaman ilk 6 saat çok önemli. Bunları çocuklarımıza, gençlerimize, yöre insanımıza göstermemiz lazım. Eğitimleri vermemiz lazım. Sizlerin aracılığıyla bizleri dinleyen tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen doğal afetlere hazırlıklı olsunlar. Burada AFAD'dan ve diğer birimler arkadaşlarımız var. Dikkat etsinler. Hazırlıklı olsunlar. Tedbirimizi elden bırakmayalım. Öncelikli konumuz bu. İkinci konumuz da arkadaşlar devletimiz ve vatandaşlarımızın işbirliğiyle inşallah bu Covid-19 illetini beraber aşacağız. Allah rızası için sizlerin aracılığıyla bizleri dinleyen vatandaşlarımıza birkaç kelime söylemek istiyorum. Lütfen cenazede gitmesinler. Fatiha'yı uzaktan okusunlar, Rabbim kabul eder. Nişandır, düğündür, ev gezmeleridir akşamları özellikle. Toplu hallerde bulunmasınlar. Maskelerimizi düzgün takalım. Mesafe kurallarına uyalım. Temizliğe dikkat edelim. Çünkü sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, arkadaşlarımız, devletimizin bütün birimleriyle bu Covid-19 illetine karşı Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlara uymak için çaba sarf ediyoruz. Lütfen ama lütfen buna dikkat edelim. İnşallah bu Covid-19 illetini devletimiz, milletimiz işbirliğiyle yeneceğiz. Akın mı? İnşallah. Pandemi bir gelsin, uğrayacağım. Hatırlasınız. Tamam. Olmalıyız. Salgında kendimizin birbirine karşı sorumlu olduğunu
İnşallah sizler. Yok yok böyle devam. Biraz mesafede.